Şimdi aynı durum, yine iki fotoğraf daha göstereceğim size. Aynı şekilde birisi Filistinli anne, Filistinli kadın, birisi Kürt anne, Kürdistanlı kadın. Bu fotoğrafı bu hale getiren Filistinli anneyi, kardeşimizi öldüren devlet yönetimine, devlet rejimine, bu ülkenin liderleri haklı olarak İsrail devletine dedi ki, terörist uygulama yapma, bebek katilliği yapma. Şimdi aynısını ben bu kürsüden, bu devlete, bu devleti yöneten akla, bu devleti yöneten vicdana söylüyorum. Artık kadın öldürmekten, çocuk öldürmekten, sebi öldürmekten vazgeçin. Bunun sonu yok. Adnan Bey, vallahi billahi bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bakın, Suriye, Halep şehri, Diyarbakır şehri, ikisi de 10 bin yıllık tarihe sahip olan iki tane şehir. İki şehir. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Esad'a? Esad'a dedi ki, halkını dinle, halkının sesine kulak ver, kentini, şehrini bombalama, sivil insan öldürme demedi mi? Haklı değil miydi o zaman? Şimdi biz size söylüyoruz, sivil, çocuk, kadın öldürmeyin, şehirleri bombalamayın, çünkü bu yol yol değildir, çünkü bu çıkmazdır. Şu anda Cizre'de, Slopi'deki yurt sokak dışına çıkma yasağı, Sur'daki sokağa çıkma yasağı neredeyse 25 gün 34 günü aşmış durumda. Hiçbir hukuki altyapısı yok. Hiçbir mahkeme, hiçbir savcılık, hiçbir yargı şu anda bu ülkede işlemiyor. Tıpkı bu parlamentonun işlemediği, bu parlamentonun işletilmediği gibi. Bugün bu coğrafyada anneler ağlarken, feryadi figan ederken, arşa ses giderken bu parlamentonun